Hepsi bir anda ortaya çıktı. Bir acaba bu işte şu mu var, bu mu var diye bir takım şeyler söylenir ancak sosyal medyadaki söylenen şeyler, bu İçişleri Bakanımızın bizzat kendi ifade ettiği şey, %90'ına dahi itibar etmeyiniz. Çünkü herkes bildiğini, tahmin ettiğini veya provoke etmek istediğini yazıyor. Elhamdülillah tüm bakanlıklarımız, hükümetimiz, devletimiz tam kadro bunun söndürülmesiyle alakalı ciddi gayret içerisindeler. Özellikle burada belediye başkanlarımız var. Büyüğümüz Memduh Başkanımız var. Bizzat biliyoruz ki Kayseri İtfaiyesi'nin diğer ilçe itfaiyelerinde bu yangınla alakalı Kayseri'den hem insan hem de fiziki olarak araç imkanlarını kullanmak suretiyle müdahale ettiklerine şahitlik ediyoruz. 15 Temmuz öncesi tankların karşısına ilk ben çıkarım deyip Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlamak, millet için dalga geçmek ise bugün orman yangınlarının otel inşaatları için çıkarıldığını iddia edip konvektörün önüne ilk ben yatarım demek yine aynı düzlemde siyasi cehalet olduğu gibi hukuk bilmezliktir. Bir süre önce Kayseri'mizde malumunuz senarist önceden belirlenmiş ve kurgulanmış masum bir sokak röportajı gibi kimlikle servis edilen montaj bir film izledik. Burada gariptir, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yaşlı, genç, engelli, çiftçi, emekli, esnaf bir karede buluşmuş, hep bir ağızdan muhalefetin AK Parti düşmanlığını dile getirdiğini hep beraber işittik. Bu işi yapan şahsın İYİ Parti Antalya Teşkilatı'nda üst kurul adayı olmaya çalışan bir partili olduğunu da öğrendik. Altını çiziyorum. Bu röportajları yapan şahsın ana işi sokak röportajı yapmak ise ilave işi nedir? Herhalde ilave TV olarak çıktı. CHP belediyesinde veya iştiraklerinde ilave bir iş yaptı mı? Buna karşılık bir bankamatik kartı var mı? Maaş aldı mı? Soruyoruz. Şehrimize saat 15.30 gibi gelip hızlıca yapılan bir röportajın ardından görev tamam, şimdi yemek vakti deyip saat 16.30 civarı İYİ Parti İl Başkanı'nın misafiri olarak ikindi yemeğinde buluştum. Soruyoruz, cevap bekliyoruz.